We are going further. Yes, we're gonna walk more. Burası Tayland'ın Kanchanaburi vilayetinde yer alan bir demiryolu. Burası ölüm demiryolu olarak da biliniyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında birçok savaş eseri ve işçi burada çalışırken ölüyor. Çok zorlu çalışma koşulları varmış. Yiyecek yok, ilaç yok, hastalık var. Ve birçok kişi zorla çalıştırılmış. Tabii o dönemde bu zorla çalıştırılan kişiler Japon ordusu tarafından çalışmaya zorlanıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya çok vahşi bir ülkeydi. Birçok ülkeyi işgal etti, birçok kişiyi öldürdü. Japonya 1940'larda Tayland'a geliyor. Tayland'ı kendisinin yanında yer almaya zorluyor. O yüzden Tayland, Japonya için çok stratejik bir öneme sahipti 2. Dünya Savaşı sırasında. Şimdi buradan Bangkok tarafına doğru giden bir trene bineceğiz. Aşağıya bakmamaya çalışıyorum. Biraz ürkütücü. O dönemde burada çalışmak gerçekten çok zordu. Bu sıcakta burada yürümesi bile çok zor. Yani o dönemki çalışma koşullarını hayal bile edemiyorum. Çünkü teknolojik alet falan yokmuş. Elleriyle kazmışlar, çekişlerle kazmışlar. İşte bize çok şirin gösterilmeye çalışılan Japonya'nın gerçek yüzü. Tabii ki Japon halkını suçlamıyoruz ama o dönemki Japon yönetimi Nazilerle aynıydı, aynı kafadaydı. Hatta onlardan daha vahşiydi.
Thank you.
Şimdi Kwai Nehri üzerindeki demiryolu köprüsü üzerinde yürüyorum. The Bridge on the Kwai River diye bir film var. Kwai Nehri üzerindeki köprü diye. O köprü bu köprü. Ancak o filmde geçen sahneler ya da filmin senaryosu ile tarihsel gerçeklikler arasında bazı tutarsızlıklar varmış. Yani film tam anlamıyla tüm gerçekleri yansıtmıyor. Ya örneğin ben filmi izlemiştim. Filmde İngiliz savaş esirleri bu köprüyü gönüllü bir şekilde yapmaya çalışıyor. İşte İngilizlerin gücünü göstermeye çalışıyorlar Japonlara karşı. Ancak öyle bir şey yok. Bu filmdeki sahne tamamen kurgu. Burada çalışan İngiliz esirlerin durumu o filmde gösterilen koşullardan daha ağırmış. Yani tarihsel gerçeklikleri okuduğumuzda film ile tarih tam olarak uyuşmuyor. Tayland'daki en tarihi yerlerden birisi burası. İkinci Dünya Savaşı sırasında Tayland 1941 yılında Japonya tarafından işgal ediliyor. Ancak daha sonra o dönemki Tay hükümeti Japonlara topraklarını kullanma hakkı tanıyor. Daha doğrusu Tayland hükümeti boyun eğiyor Japonya o dönemde. Çünkü Japonya o dönem çok saldırgan bir politika izlemişti. Emperyalist Japonya Tayland'a boyun eğdirme konusunda çok sıkıntı yaşamadı. I could have